Selam herkese, ben Engin Aygan. Kanalımda erkek stili ve yaşam tarzına dair önerilerde bulunuyorum. Videonun konusuna geçmeden önce biliyorsunuz ki bir önceki ay toplam abone sayım yaklaşık 10-12 bin civarındaydı. Sonrasında bir shorts videosu paylaştım ve bu shorts videosu yaklaşık şu an 2,5 milyona yakın izlendi ve toplamda da 20 binin üzerinde abone kazanmamı sağladı. Aslında yüksek bir abone sayısına sahip değilken nasıl bir shorts videom 2,5 milyon izlenip keşfete düştü? Bununla alakalı aslında detaylı analitiklere de baktım, değerlendirmeleri de yaptım YouTube kanalım üzerinde ve sonucunda anne duası olarak sonuç buldum. Çünkü 10 bin aboneli bir kanalın 2,5 milyon shorts izlenmesi olduğunu görmedim. Bu beni öncelikle çok mutlu etti. Fakat bir yandan da şöyle küçük bir tedirginlik oluştu. Acaba shorts videosundan gelen arkadaşlar gerçekten sadık izleyicilerim olacaklar mı, yoksa sadece görüp tıklayıp bir kenara mı bıraktılar kanalı? Onu bilmiyorum. Bu nedenle kanalıma yeni gelen arkadaşlardan ricamdır ki lütfen bildirimlerinizi açın ve videolara like atmayı unutmayın. Bundan önceki kemik kitledeki arkadaşlara söyleyecek hiçbir şeyim yok zaten. Sağ olsunlar. Onlar beni her zaman desteklediler. Her neyse, hemen bu videonun konusuna geçelim. Kışın giyimde yapılan en büyük hatalardan, en büyük stil hatalarından bahsedeceğim. Daha önce bu videonun yaz stil hataları versiyonunu çekmiştim çok yakın bir dönemde, yaklaşık 2 sene önce. Şimdi de kışın yapılan ve gözüme çarpan hatalardan bahsedeceğim. Başlayalım. Benim en çok rastladığım hatalardan ilki kışın bazı renklerin kombinasyonunda problem yaşamak. Özellikle kahverengi, toprak tonları ile ilgili yapılan hatalar var. Sonbaharda ve kışta en çok tercih edilen renkler bu renkler, fakat bir arada kullanırken çok sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu renk tonlarını kombinlerken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi koyu renkleri bir arada çok fazla kullanmamak. Eğer üzerinizde bir kahverengi ve ayağınızda bir kahverengi varsa, burada araya belki bir krem rengi ya da tam tersi kontrast bir renk olarak koyu mavi bir renk katmanız gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde birbirine çok yakın renklerle yapılan kombinlerde bir boğucu ve kasvetli bir görüntü ortaya çıkıyor. Bir de hali hazırda kahverengi zaten iddialı bir renk değildir. Yani siyah gibi, lacivert gibi vurucu bir renk değildir. Eğer bu renk tonlarında bir karmaşa yaşarsanız iyice sönük bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Burada aslında çok daha detaylı bir şekilde kahverengi ve toprak tonları ile alakalı kombinler de gösterilebilir. İnşallah onu da önümüzdeki dönemde yaparız. Geçiyorum ikinci hataya. İkinci hataya geçerken ayağa kalkmak zorunda kaldım. Çünkü basurum var ve beni birazcık rahatsız etti. Yok, tabii ki öyle bir şey değil. Güneş çok yüzüme vurmaya başlamıştı. Bu şekilde anlatmaya devam edeyim dedim. Benim için en rahatsız edici konulardan bir tanesi kışın kısa çorap giyilmesi. Çok da uzun anlatmaya gerek yok aslında. Çünkü kışın kısa çorap giyilmez arkadaşlar. Burada havalar soğukken, üzerinizde bir sürü giysi varken ayağınızın bir kenarından teninizin görünmesi şık bir görüntü oluşturmuyor. Eğer gerçekten kısa paçalı pantolonlar giymeyi ve çorapsız ya da kısa çorapla giymeyi seviyorsanız lütfen bunun için yaz aylarını bekleyin diyorum ve 3'e geçiyorum. Bu yanlışı da uzun yıllar önce kendim tecrübe ederek öğrenmiştim. Tabii ki o zaman izleyebileceğim bir stil kanalı olmadığı için gidip triko kazağıma ütü vurmuştum ve çok güzel bir kazak olmasına rağmen ütü vurduktan sonra o böyle parıl parıl bayrak gibi parlamıştı ve bir daha da giyememiştim. Arkadaşlar, eğer triko kazaklarınız ya da kadife ürünleriniz kırışıksa üzerine çok kalın bir şey koyarak ılık ütüyle ütülemeye çalışın. Ya da bir önceki günden asın bu ürünleri ve birazcık kendine gelmesini bekleyin. Ama dediğim gibi sakın ola normal sıcak ütüyü kazaklarınızın ya da kadife ürünlerinizin üzerine vurmaya kalkmayın. Videoyu önemli bir duyuru için bölmek zorundayım arkadaşlar. M1 metro hattı, Yenikapı Hacı Osman. Kısa Zara marka kahverengi bere. Düşürdüm. Montun cebindeydi, elimdeydi mont, düşürdüm. Bulanların lütfen güvenlik görevlisi olabilir Aksaray. Bırakılabilir ya da mailden bana ulaşılabilir. Kahverengi kısa Zara yazın, indirimde almıştım. Aslında bu maddeyi söylemeye hiç gerek bile olmazdı. Şayet yağmurun altında kışın beyaz pantolon giyen o arkadaşı görmemiş olsaydık. Yani kışın yapılan önemli hatalardan biri de hava durumuna bakmadan giyinmek. Bu durum özellikle sizin giysilerinize de zarar verebilir. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Eğer kötü bir hava varsa, yağmurlu bir hava varsa ayağınıza süvet bir ayakkabı giymek hiç doğru olmayacak. Yine yağmurun, çamurun, karın olduğu havalarda çok açık renkli kombinler yapmak mantıklı olmayacak. Bu nedenle kışın yaptığınız kombinlerde ertesi gün havanın nasıl olacağına kesinlikle göz atın derim. Yine benim gözüme çarpan durumlardan bir tanesi insanın tarzına uygun bir şekilde aksesuarlar kullanmaması. Bunlar da kış aksesuarları tabii ki. Atkılar olabilir ve en çok da berede rastlıyorum bu duruma. Diyelim ki son dönemlerde balıkçı beresi moda oldu. Fakat balıkçı beresi sizin belki de tarzınıza çok uygun değildir. Bu nedenle kombinlerinizde
tercih etmeniz çok doğru olmayabilir. Yine berelerden devam edecek olursam kafaya çok fazla oturan ve kafanın şeklini alan bereler kullanmak. Bunlar da yine görüntü olarak çok şık durmayan aksesuarlar. Yani kendi stilinize, kendi kombinlerinize en uygun olan aksesuarlar hangileri ise onları tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Hatalardan bir tanesi de kışın giyilen pötikareli ya da kareli desenleri yine aynı şekildeki desenli ürünlerle kombinlemek. Buradaki en önemli durum aslında kafa karmaşıklığı yaşanması. Bu konuda vereceğim basit bir tavsiye var. Eğer pötikareli bir pantolon tercih ediyorsanız üzerinize düz renk, basic bir ürün tercih etmeniz ya da gömlek tercih etmeniz çok daha doğru olacaktır. Yine gömleğiniz çizgili ise pantolon olarak desensiz, sade renkleri tercih etmeniz buradaki o karışık görüntüyü ortadan kaldıracaktır. Benim kendi gardırobumda çok fazla pötikareli desenli ürünler yok açıkçası. Fakat kışın vintage pantolonlarda ya da kabanlarda hiç fena durmadığını düşünüyorum. Yine casual giymeyi seven arkadaşların da pötikareli ya da kareli kumaşlar sık sık tercihi oluyor. Bu tavsiyem de o arkadaşlar için gelmiş olsun. Kışın benim gördüğüm durumlardan bir tanesi de bazen isteyerek bazen istemeyerek mafya gibi giyinmek. Buna en çok yapılan siyah kombinlerde rastlıyorum. Özellikle bu siyah kombinlerde boğazlı kazakta giymeyi seviliyorsa bazen ister istemez mafyavari bir görüntü ortaya çıkabiliyor. Burada neye dikkat edilmesi gerekli? Birincisi dik yakalı ve dar kesim kabanlar tercih etmemek gerekiyor. İkincisi boğazlı kazağınızın da çok üzerinize yapışan dar bir kesimde olmaması gerekiyor. Üçüncüsü de baştan aşağı çok siyah tonlarını aynı ölçüde kullanmak oluyor. Yani bunun arasında bazı siyah tonları biraz daha taşlanmış, biraz daha geçiş renklerinde, antrasit renklerde tercih edilse belki o zaman daha günlük ve spor bir görüntü yakalanabilir. Tabii ki mafya gibi giyinmek istemiyorsanız, istiyorsanız başım üstüne. Son olarak da satın alınan ve giyilen ürünlerin kumaşlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii iyi kumaşlar giyebilmek için de iyi bütçelere ihtiyaç var. Bu da çok kolay değil bulunduğumuz devirde. Tavsiye olarak birkaç şey söylemem gerekirse, kazak alırken akrilik kumaşların daha çok kaşındırdığını bilmenizi isterim ve bu ürünleri giyerken içinize bir t-shirt ya da sweatshirt giymeniz gerektiğini kesinlikle unutmayın. Tabii ki bu kumaşlar da kalitesine göre değişiyor. Şu an yerli markaların birçoğu kazaklarda, kışlık ürünlerde ya polyester kullanıyor ya da akrilik kumaş kullanıyor. O yüzden biraz da mecbur kalıyoruz aslında. Yine kazaklar dışında alınan kabanların da kumaşı çok önemli. %100 polyester olan bir kaban en fazla 1 yıl sonra tamamen tüylenebiliyor. Bu da muhtemelen kabandan soğumanıza sebep olabilir. Bu nedenle eğer birazcık bütçenizi yükseltip en azından karışımlı kumaşlar, yani pamuk polyester olabilir ya da kaban alıyorsanız yün karışımlı kumaşlar olabilir, bunlara yönelebilirseniz kışın çok daha uzun ömürlü ve güzel ürünler kullanabilirsiniz. Evet, bugün vereceğim tavsiyeler bu şekildeydi. Aslında videonun ortasından itibaren biraz gerilerek video çekmeye başladım. Çünkü dışarıdan gelen tamirat sesleri o kadar yüksekti ki ben her tamiratın arasında bir cümle kurmak zorunda kaldım ki videoyu size yetiştirebileyim. Bunlar hep fedakarlık beyler. Bunları görün, kanalıma abone olun, like atın ve beni Instagram'dan da takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Metagazoz.